Ve siyaset diyoruz, siyasette ne oluyor? Ana muhalefeti konuşacağız. Çünkü ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişim olacak mı olmayacak mı? Dün, özetleyeyim şöyle, kısa bir özet dökeyim, geçeyim sizlere. Dün il başkanlarıyla toplantı yapıldı, tam. Sekiz buçuk saat. Ha kriz var mı? Kriz yaşanmış. Onu size söyleyeyim. Ama istifa, il başkanları arasında istifa krizi yok. Onu da söyleyeyim. Ne var ki? Kılıçdaroğlu ismi etrafında veya değişim içerisinde huzursuzluk duyanlar var. Daha doğrusu değişim olmalı diyenler var il başkanları arasında düşünebiliyor musunuz 8 buçuk saat toplanıyorsunuz ve hiçbir basın açıklaması yapmıyorsunuz sadece saatler sonra 14 saat sonra yani bu sabah saat 12'yi çeyrek geçe basın açıklaması yapılıyor ha bu basın açıklaması işte değişim albenisi olan sihirli bir sözcüktür var enteresan bir sözcük kendini inkar eden bir sözcük aslında ha bir de bir başka cevap geldi nereden cevap geldi diyeceksiniz İmamoğlu'ndan açıklama 4 il başkanına ait sadece dedi. Değişim illa her yerde olmalı. Bu, bu genel başkan anlamında yorumlamamak lazım. Dört il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Kalıcı bir değişimi dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Seçim sonrası kazan kaynamaya devam ediyor CHP'de. Görüşmeler, toplantılar, değişim mesajları her gün bir yenisi ekleniyor. Yeni haftaya yine yoğun bir tempo ile başladı Cumhuriyet Halk Partisi. Geçtiğimiz gün 81 il başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Sonrasındaysa 24 il başkanının istifa etti iddiası ortaya atıldı. Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz, verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız. Seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz. Nitekim öyle de oldu. İl başkanları Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. 4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin ya da fayda sağlayıcı bir içerik olduğunu düşünmüyorum. İmamoğlu isim vermeden 4 il başkanını işaret etti. Ancak CHP kulisleri il başkanlarının paylaşılan metni ortak kararla imzaladığını söyledi. Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti hep birlikte güçlendirmek yeniden inşa etmek ve kazanacak bir modeli hayata geçirmek zorundayız. En acil ve en hayati ihtiyaç budur. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmenin yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. CHP'de bir diğer gündem yenilenen MYK'ydı. Bir kez daha toplandı. MYK'nın gündeminde ise tüzük değişikliği, değişim bayrağı açan İmamoğlu'nun mesajları ve 81 ilin il başkanlarının Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları vardı. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğunu kayıtsız şartsız sunuyor. Seçim sonrası nabzın hiç düşmediği CHP'de İmamoğlu'nun yeni açıklamalarıyla birlikte dikkatler bir kez daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi hala o koltukta oturacağım diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu, o koltuğu değiştirmeyeceğim diyen bir CHP lideri ve ona destek veren varsa kaç il başkanı olduğunu bilemem ben ee, ve il başkanları. Tarih sizi yazacak. Yani bu biat kültürü diyordunuz ya, bu biat kültürü aynen sizde de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları. Ve bir metin ortada. Ha, bu metin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye yazmamış bakın enteresan benim metinde dikkatimi çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda Ekim'de yapılması planlanıyor destek veriyoruz diye bir cümle yok çok enteresandır. Bunu İyi Parti'nin metniyle kıyasladım. İyi Parti'nin il başkanları, onlar da biat eden il başkanları, başarısız genel başkanlarının peşlerinden gidecek. Çünkü il başkanları başarısız. Hepsi değişmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de başarısız oldu. Artık çekilmesi gerekiyor. Değişim olması gerekiyor ki rekabet edebilsin iktidarla. Ama il başkanlarının da başarısız olduğu için, onlar da başarısız olduğu için, maalesef genel başkanın değişmesini istemiyor. Herkes koltuğunu seviyor. Herkes koltuğunu seviyor. İster AK Partili olsun, ister MHP'li, ister CHP'li, ister e, İyi Partili. Bakın İyi Partili il başkanları şöyle diyor. Sen, Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır. Ayın 24'ünde yani cumartesi günü İyi Parti'nin Ankara'da, Ato'da e, kongresi var. Ve e, il başkanları İyi Parti'nin net desteklerini sundular. Kurultayda desteğimiz tamdır diyor. Ama bu metinde görmüyorsunuz. Bu metinde görmüyorsunuz. Her şeye gebe bir metin. Valla tarih sizi yazacak il başkanları. Yani o koltuk sevginizi bırakın Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın e, Akşener. O koltuk sevginizi bırakın değişimin önünü açın. Yoksa seçmen mutlaka yolunu bulacak. Ama o yol size çıkmayacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. E, tarih hepsini yazacak. Yazık insanların umudu bitti. İnsanların yeni umuda ihtiyacı var. O umudu sizler veremezsiniz. Ha ben bunu net söylüyorum. Diğerleri net söyleyemiyor korkularından dolayı veya endişelerinden dolayı diğer gazeteciler ama ben net bir şekilde söylemeye devam ediyorum. Geldik